Herkese merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle birlikte parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle birlikte yakın geçmişte piyasaya sürülen iki tane designer parfümü hakkında konuşacağız. Hangi iki tane designer parfümü hakkında konuşacağız? Hemen sizlere söylüyorum. İlk olarak Burberry Her Elixir de Parfum'dan bahsedeceğiz. İkinci parfümümüz ise Carolina Herrera Good Girl Blush olacak. Eğer sizlerin de aklında bu iki yeni designer parfümüyle ilgili soru işaretleri varsa bence bu video tam size göre. Ne yapıyorsunuz? Bir içeceğinizi alabilirsiniz. Ben de bugün içeceğimi getirdim. Hemen bir yudum almak istiyorum. Bu arada ben yudum alırken bekliyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Ya da benim karnım acıktı diyorsanız da hiç problem değil ayol. Gidin atıştırmalık bir şeyler alın. Çıkıp gelin beni burada bulun. İki tane designer parfümü. Kısaca da bir video. Biraz da kafanız dağılacak. Sohbetimize başlıyoruz. Evet, şimdi bugün videoyu çok uzatmayacağım biliyor musunuz? İşten eve geldim. Düşünüyorsanız ki yine bir hafta sonu Egemen video çekiyor. Hayır, hemen söylüyorum neler oluyor size. Hangi gündeyiz, saat kaç falan fıstık her şeyi hemen söyleyeyim video başlamadan önce. Telefonum şurada yatağın üzerinde, ona bir uzanacağım. Aldım. Okay. 14 Mart'tayız. Bir salı günündeyiz bugün. İş yerinden biraz erken çıktım. Eve geldim. Guess what? O da arkadaşım daha işten gelmemiş. O zaten biliyorsunuz bodybuilder kendisi. İşten çıktıktan sonra da cime falan gidiyor. Evi böyle sessiz bulmuşken, bir de son zamanlarda bu yeni çıkan designer parfümlerini denemişken, ay dedim ki bir video çekeyim, şöyle güzelce bir parfümleri anlatayım. Biraz da kafamız dağılsın istedim. Biliyorsunuz ki köy yanar kahpe taranır. Evinizin kahpesi Egemen de burada hala parfüm anlatmaya devam ediyor. 2023 yılında Mart'ta. Şimdi iki tane parfümden bahsedeceğiz. İlk olarak sizlerle birlikte Burberry Her Elixir de Parfum'dan bahsedeceğiz. Ve de şu an sizlere ne bir dekant göstereceğim ne de bir şişesini göstereceğim. Biliyorsunuz ki bu yıl şişe almamayı tercih ediyorum. Aynı zamanda ben bu parfümün dekantını da almadım. Ama ne yaptım? Gittim, ayaklarımı çalıştırdım, mağazalara gittim, bu parfümü denedim, koluma sıktım, kıyafetime sıktım. Cartürt her şeyi yaptım. Onun için kendimi Burberry Her Elixir de Parfum hakkında konuşmak için yeterli buluyorum. Ondan dolayı zaten bu videoyu yaptım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Öncelikle bu Burberry Her Elixir de Parfum'un Fragrantica'daki sayfasını bir açacağım. Gelin şimdi onu bir güzelce yapalım. Burberry Her Elixir de Parfum. Okay, şimdi bu Burberry Her'ın şişesini de koyayım. Bildiğiniz gibi Burberry Her şeffaf şişede geldi. Burberry Her Intense'da biraz şeffaf şişe koyulaştı. Devamında burada tamamen mat, pastel bir pembeyle karşımıza çıkıyor. Bu parfümü size söylüyorum, spreyi inanılmaz. Çok güzel bir sprey var. Bunu size açıkça söyleyebilirim. Her seferinde mağazada denediğimde ay dedim bu sprey ne güzel sıkıyor. Yani bilemiyorum vallahi. Bu designer parfümünden beklemeyeceğim şekilde sprayerını beğendim bunun. Şimdi tamam sprayer bu kadar. Fragrantica burada demiş ki yine klasik tabii ki de bir Burberry Her olarak meyveli şekerli açılan bir parfüm olarak söylemiş bunu. Burberry Her deyince aklımıza ne geliyor? Çilek geliyor bildiğiniz gibi. Şeker geliyor. Biraz bakalım. O de parfümün verdiği havalar geliyor. İşte Fransız Kötejan'dan dolayı. Biliyorsunuz ki popüler bir parfüm oldu. 7-24-365 kullanılır oldu. Seveni çok oldu. İltifat alır oldu. Yani burnumuza hoş geldi bildiğiniz gibi Burberry Her ve Burberry Her Intense. Onlar da tabii ki de flankerları çıkarmaya devam etti. Şimdi yine burada bir açılıştan bahsedeceğim ki bu açılış yine bence meyveli olacak. Hangi meyveyi daha çok hissediyoruz derseniz her zaman Burberry Her'de olduğu gibi
çilek. Çilek notasını görüyoruz. Çok tatlı, güzel bir açılışı var. Genç, dinamik, kıpır kıpır bir açılışı var. Ondan sonra ise bu parfüm ne oluyor derseniz çileği alıyor. Çileği aldıktan sonra güm diye vanilyalı dondurmanın içerisine atıyor. Vanilyalı dondurmayı çileği alıyor. İçerisine biraz da süt koyuyor. Blender'a, Vitamix'e gönderiyor. Çırpıyor. Ne yapıyor derseniz size şöyle bir... Strawberry milkshake yapıyor belki McDonald's'tan aldınız ya da strawberry shortcake yapıyor. Belki de böyle bir ev kekinin üzerine strawberry'li yani çilekli bir krema dökmüşsünüz havası veriyor. Tatlandırıyor, böyle kremsileştiriyor, geliyor cildinize yapıştırıyor. Parfümün kalıcılığı güzel açıkçası. Parfüm bence ülkenin de 4 saat kaldı, 4-6 saat kaldı. Böyle çok yayılıp aman etraflara saçıldım, çilekler dağıttım, vanilyalar, milkshake'ler şeklinde olmadım ama her zaman yani şöyle bir sıktığımda, kolumu burnuma yaklaştırdığımda koktum. Şimdi ben bu parfümü alır mıyım? Ben bu parfümü almam. Ben hiçbir zaman zaten Burberry Her'ün, Eau de Parfum'undan, Antalya'sından, eliksirini hiçbirisini almadım, almayacağım. Peki ben bu parfümü alırsam Egemen kötü mü kokarım derseniz, hayır kötü kokmazsınız. Bence bu parfüm çirkin kokmuyor. Bu parfüm belki biraz... Çocuksu kokuyor. Belki diğer Burberry Her'lere göre biraz daha çocuksu kokuyor gibi. Çünkü bu vanilyanın verdiği bu tatlılıktan, kremsilikten dolayı gelen olay böyle hafif sıcaklık da eklenince biraz belki böyle bir tanıdık olan designer kokularına benzer bir hava yaratmış. Belki de bu parfümü sıktığınızda herkes aa Burberry Her eliksir, de parfüm sıkmış demez ama yani hani bilmiyorum. Burberry Her'ü çok seviyorsanız. Tamam. Burberry Her'ün flankerlarını diziyorsanız dizim dizim. Yani bir de yeni parfüm çıkartmış. Ben bunu da bir deneyeyim diyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Ben önermeyeceğim bu parfümü. Ben bu parfümün açıkçası böyle dekantına falan alıp da yani mililitrelerine 100 TL falan para vermenizi de önermeyeceğim. Gidin Sephora'ya, gidin Beymen'e ya da neyse hangi şekilde bulabiliyorsanız bir sıkın bir deneyin. Aa Burberry böyle de bir parfüm çıkartmış diyebilirsiniz. Bence almayın. Ben de almayacağım. Çirkin mi kokuyor derseniz hayır çirkin kokmuyor. Burberry Her Elixir de parfüme hayatlarımızda ihtiyacımız var mı? Hayır. Bu parfümü aldığımızda hayatımız hiç ama hiç değişmeyecek. Ne olacak derseniz banka hesabınızdan birkaç kuruş eksilecek. Şimdi ikinci parfüme geldiğimizde ise size bir travel size göstereceğim. Yani küçük bir boy göstereceğim. Bu parfümün ismini hemen size söylüyorum ve de şişesini de ekrana koyuyorum. Şişesini koyuyorum buraya. Gel. Burada kendime söylüyorum biliyorsunuz değil mi bunu? Burada şimdi ne yapacağım bunu editlerken? Gideceğim Fragrantica'dan şişesini bulacağım. Ondan bilgisayara download edeceğim. Save as yapacağım. Neyse. Yap Egemen tamam mı bunları? Şişesini koyuyorum buraya. Good Girl Caroline Herrera Blush. Yine pembe bir şişe. Ay bu videoda hep böyle pastel pembelerden gidiyoruz. Şimdi bunun travel size'ını aldım. Biliyorsunuz ki ben Good Girl'ı beğenirim. Ve ben daha önce ne yaptım bu kanalda? Good Girl'le ilgili bir videoda yaptım. Ben de Good Girl'ın Eau de Parfum'u var. Hala şişesi elimde. Şu an o içeride onu getirmedim. Beğeniyorum. Kalıcılığı sıfır ama bu sıktığınızda böyle ortama böyle huf diye saçılan böyle dağılmasını falan seviyorum. Hafif kahveli kakao gibi tatlı gibi. Neyse biliyorsunuz ben Good Girl'ı yani kötü bulmuyorum. Bende de şişesi var. Ben şişesini de beğeniyorum. Şimdi yeni tabii ki de bunu çıkarmış. Gelin bunu böyle bir süreyim. Biliyorsunuz ay bir de bunun rollerball şeklinde bunu travel size'ı hiç beğenmiyorum. Ben spreyleri daha çok seviyorum bildiğiniz gibi. Şimdi bu parfümün açılışında ben bir ferahlık seziyorum biliyor musunuz? Klasik designer ferahlığı oluyor bu parfümün açılışında. Asla çirkin değil ama birazcık burnunuzu çarpabilir. Neden bunu öyle söylüyorum biliyor musunuz? Yani bu rollerball'da şöyle diye sıkmadığımız halde bile böyle bir genel bir keskinliği var. Şimdi Fragrantica'da bunun sitesine gittiğimde ben Good Girl Blush Good Girl Blush. Evet, açılışına baktığımızda bunun ne diyor biliyor musunuz? Bergamot diyor. Herhalde bu bergamotun verdiği bir ferahlıktan bahsediyorum ben burada. Şimdi bu parfüm de kuruyuşunda yine ne oluyor derseniz tatlılaşıyor. Artık bu tatlılıktan bayılmadık mı bu designer tatlılığından derseniz bayıldık herhalde. Bu designer tatlılığının
son notası ne derseniz de genelde bir vanilya, belki de biraz da bir tonkala ile böyle ıslanıyor diyorum. Isıtılıyormuş gibi oluyor. Sanki böyle amberimsi bir dokunuş yapılıyor. Bu bir designer tatlılığı olarak neredeyse artık son 2 yıldır sürekli üzerimize pompalanıyor. Bence bu parfümde de o var. Peki bu parfümü diğer good girl'lerden ayıran özellik ne derseniz, bence bu parfüm hafiften kurumaya başladığında bir temizleşiyor gibi geliyor, biliyor musun? Böyle biraz bir ıslak mendil, temizlik havası verdi. Şimdi ben tabii ki de hani ne kokladığımı tam olarak bilemiyorum bu temiz havada. Ama Fragrantica'ya baktığımızda burada Peony, Rosewater, Ylang Ylang diyor. Artık bilemiyorum onları. Ama belki bunu bu son zamanların designer, tatlı beyaz şekli designer parfümlerinden ne belki biraz kenara ayırıyor derseniz, bu tatlılık ve bu temizliğin birleştirilmesinden bahsedeceğim. Bu biraz sabunsuluk, ıslak mendillik. Bu ilk başta işte açılan bir ferahlık. Devamında da zaten bir yerden sonra bu yine bir vanilya tatlılığı oluyor. Ve açıkçası bu son olarak etrafa sürü saçılan designer parfümlerini ben 2-3 saat geçtikten sonra hepsi bana aynı kokar gibi de geliyor, biliyor musunuz? Yani hani hepsini biraz belki hani bir Burberry Her'de biraz bir bu milkshake'in verdiği kremsilik, yoğunluk, daha bir tatlılık var. Bunda ise daha böyle bir ferahlık devam ediyor, bir temizlik var. Ama hepsi, biliyor musunuz, yani her yol Paris. Her yol Paris'e gidiyor. Yani açıkçası şu iki parfümü de bence almanıza gerek yok. Biliyorsunuz ben bu sene alımları durdurdum. Ve de almamayı tercih ediyorum. Ve de gayet güzel gidiyor açıkçası. Birçok şişemi de sattım. Bu arada şişelerinden o kadar çok azalttım ki artık yani neredeyse her markadan sadece elimde tuttuğum şişelerden oluşan bir koleksiyonum oldu ki bu koleksiyonu da bu sene içerisinde yeni yerime taşınınca bir koleksiyon videosu olarak kanala göndereceğim. Ama şu an için bunu size söyleyebilirim ki bu yeni çıkan parfümleri ne yapalım derseniz de hemen gidin sadece mağazalarda deneyin. Yani deneyin. Hoş. Genç kızlar denesin. Yani genç kız derken hani herkes genç. Güzel kokuyorlar, tatlı kokuyorlar ama yani hiçbirisi de yani böyle alıp bir dünyamızı değiştirmedi. Paranız cebinizde kalsın diyorum. Benim bu iki parfümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer parfümleri denediyseniz aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz ama şu an bunu size söylemek zorundayım ki ben artık yorumlara yetişemiyorum maalesef. Çünkü işten dolayı, çünkü biliyorsunuz birçok şey hayatlarımızda oluyor. Onun için hani o yorumlarda yazılan soruları okuyabilsem bile dönemiyorum artık. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onun için sadece sesimiz duyulsun. Sen burada lak 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 konuştun. Ben de bu videoyu 12 dakika 30 saniyedir izliyorum. Ben niye sözüm geçmesin, bir şey yazmayayım, aklımdan geçenler duyulmasın, YouTube'da kalsın diyorsanız yazabilirsiniz. Ama cevap veremezsem ya da like atamazsam ne olursunuz kusura bakmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.